Bedri Rahmi Eyüboğlu, şair ve ressam. Bazen bavulunu toplar gider, bazen de üzerine yalnızca ceketini alır. Anadolu'nun çeşitli diyarlarında yıldızlarla fısıldaştığı çok olmuştur. İşte o günlerden birinde yeni resimler yapmalı, yeni şiirler yazmalı diyerek Çorum'a gelir. Şehri sever. 3 aya yakın bir süre burada konaklar. Canım karıcığım, Çorum'dan bu sana ilk mektubum. 2 saat önce de sana bir telgraf çektim. Şimdi de bana Edirne'yi hatırlatan bir kahvehaneden sana bu mektubu yazıyorum. Çorum'dan ilk izlenimler. Güzel. Birçok taraflarını çocukluk anılarımla tamamladığım ve süslediğim bir şehir. Kendisine özel bir havası var. Yolları, evleri, insanları hep bildiğim ve sevdiğim Anadolu. Resimler çizer, fotoğraflar çeker, şiir denemeleri yapar ama tam anlamıyla tatmin olamaz. Bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Canuşkan, çalışıyorum fakat şimdiye kadar yaptığım işlerden hiç mi hiç memnun değilim. 5 resim yaptım. Bir tanesi büyük. Ötekiler 8 ve 10 numara. Hepsi de guaş. Beyaz boya ve zamk çok kötü çıktı. Bu da bana çok vakit kaybettirdi. Heyecan hiç de resime yaramıyor. Çok soğukkanlı olmak lazım. Civar kasabalar çok güzel diyorlar. Belki bir hafta sonu valiyle beraber İskilip'e gideceğim. Otomobil ile 2-3 saat. Eğer hoşuma giderse oralarda da çalışacağım. Şair bir zaman sonra yola çıkar. Uzun bir gece yarısı yolculuğunun sonunda İskilip'e ulaşır. Eski evlerden birinde kalır. Resim anlayışını etkileyecek ve kalbinde büyük bir iz bırakacak yere geldiğinden habersizdir. Küçük, karanlık sokaklardan geçtim. Evler karşılıklı. Evler yan yana. Birbiriyle omuz omuza. Sabırsızdım. Bir an evvel her yerini gezmeliyim bu küçük dünyanın. Ne kadar boya, fırça varsa almalıyım yanıma. Soluk soluğa kaybolmalıyım İskilip içinde. Sokaklarını, dağlarını, yeşillerini, insanlarını çizmeliyim. Günler geçtikçe daha fazla bağlanır İskilip'e. Onu bir başka tutar içinde. Kaleme kağıda sarılır, çocukça bir hevesle eşi Eren Hanım'a anlatmaya çalışır İskilip'i. Canuş, bugün İskilip'teyiz. Burası çok ilginç bir yer. İnsanı büyüleyen, hoşuna giden ve korkutan bir doğa. Dağlar, her yanımızda dağlar. Dün karanlık bastırmıştı. Çevremizi pek göremeden geldik. Bu sabah da az biraz da yağmur yağdı. Çorum'da bir aydan fazla kaldığıma bilsen ne kadar pişman oldum. Doğrudan doğruya İskilip'e gelmek varmış. Burası ressamlar için yaratılmış bir ülke. Daha doğrusu sadece ressamlar için bir köşeye saklanmış bir çevre. Kendi başına akça pakça bir köyün tam ortasında duran bir dağ silsilesini gözünün önüne getirmeye çalış. İskilip'in çevresi de Çorum'unki kadar geniş ve karşılaştırma kabul etmeyecek kadar fazla bir konu zenginliği var. Benim çok dolaşıp çok yer görmem gerek Canuş. Bu yörelerden birisini seçip orada kalmam, Jason'ın yaptığı gibi oradan bir AX çıkartmam gerek. Veyahut da Van Gogh'un yaptığı gibi tutup İskilip'i bir ressamlar beldesi haline getirmem gerek. Seni mutlaka buralara getireceğim. Bundan hiç şüphen olmasın. Eyüboğlu, İskilip coşkusunu eşiyle paylaşmaktan büyük zevk aldığı gibi çok sevdiği ağabeyine de mektuplar yazar. Sevgili abiciğim, bütün Anadolu anılarını bir araya toplasak bile yine de tasarlayamayacağımız bir memleket. İlk zamanlarda Çorum'da çok kaldım.
buraya daha önce niye gelmedim diye içim dağılanarak şehri dolaştım. Abi, resim için bundan daha olağanüstü bir yer düşünemezdim. Tam arayıp da bulamadığım dağlar. Dağlar şehrin içinde, ortasında. Nasıl anlatayım? Tramvay caddesinden geçer gibi. Çöp arabaları yahut mahalle bekçileri gibi şehrin senlisi benlisi olmuşlar. Adım başı yeni bir görüntü, adım başı yeni bir ışığa kavuşan sırtlar, kayalar, tabak gibi bir dağ parçası. Birkaç dakika sonra korkunç bir çukurun içinde kaybolmaya başlıyor. Öteden bir karanlık leke içerisinden dağlar fışkırıyor. Gönlüne ateş düşüren, aşkı bir daha yaşatan İskilip. Neden daha önce gelmediğini sordu kendine. Neden? İçi içine sığmıyordu sanki. İskilip rüzgarı tenine değdikçe coşkusu artıyor. Daha fazla yazıyor, daha fazla çiziyordu. Borsa gibi çalışıyorum. Yaşasın resim, yaşasın bu ciş, yaşasın Toraman. Annemi, babamı ve herkesi tarafımdan kucakla. Her gittiği yer için bir defter tutar, bu deftere resim çizerken hissettiklerini yazardı. İskilibi ise bir ressam diliyle şöyle anlatır. Dağların umumi rengi kirli, bir o kadar tozlu ve tahta rengi. Bu silik renkler arasında pembe koyuluk itibariyle aynı derecede fakat renkli dağlar var. Bu renkli kısım umum renksizlik içerisinde müthiş bir kıymet alıyor. Fakat bu renk kudreti ilk bakışta gözleri kamaştıran soydan değil. Çünkü gayet hafif koyuluklarla birbirinden ayrılıyorlar. Kimi zaman saatlerce sokak sokak gezdiği olur. Belli belirsiz bir köşe başında durup insanları izler. Kimi zaman da kendine rahatça çalışabileceği bir yer bulur, iskilibi çizmeye başlardı. Aniden yağmur indirir, yani yağmurdan kendisi de kağıtları da nasibini alırdı. Ama vazgeçmez, yağmur diner dinmez yamacına koşardı. Canuşkam, seni ıslak bir kuş gibi kucaklarım. Yağmur biraz olsun uzaklaştı ve yanı başımdaki dağlar beni çağırıyorlar. Canuli, Mamuli, beraber olunca her zaman daha güzel. İskilip'te kaldığı süre içerisinde doğa ve şehir ona büyük ilham kaynağıydı. Komşuları bir gün ona Çatalkara üzümü ikram eder. İlk defa tattığı bu üzüm tadından mıdır bilinmez, daha sonra hiç unutulmayacak bir şiirin yazılmasına vesile olur. Kara dutum, Çatalkara'm, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem.
Ağaçsan balımsın, salkım saçar. Peteksen balımsın, avulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Daha nem olacaktım bir tanem. Gülen ayvam, ağlayanlarımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Eyüboğlu, İskilip'ten ayrıldıktan 3 yıl sonra İstanbul'da bir söyleşi esnasında Anadolu'nun bütün renklerini taşıdığını söylediği İskilip'ten şöyle bahseder. Çorum'da ve kasabalarında 3 ay dolaştım. Osmancık'tan başka bütün kasabaları gördüm. Gezdiğim kasabalar arasında bilhassa İskilip'e hayran oldum. Ressamlar için İskilip'ten daha zengin bir memleket daha tasavvur edemiyorum. Halbuki Çorum'a giderken bana İskilip'in yalnız turşusunu methetmişlerdi. İskilip'i çevreleyen dağları ve bu dağlar arasından fışkıran tabiatın kasabaya verdiği hususiyeti anlatmak güçtür. Bunu anlatabilmek için oraya bir değil, 100 ressam gitse azdır. O, İskilip'i çok sevdi. İskilip'te Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu hiçbir zaman unutmadı. Ekim 1942. 3 gündür yağmur dinmedi. İskilip'te Bedir Rahmi. Çocuklardan başka geldiğini kimse fark etmedi. Kaleye karşı oturuyor. Elinde defter, içinde yazılar. Bir de çizimler. Dizinde kağıtlar. Boyalar, fırçalar. Dursa yağmur keşke. Şimdi kalkıp gidecek. Bak işte topladı kağıtları. Ne yazık. Anlaşılan yağmur fırsat vermeyecek. Yanında çocuklar. Galiba sohbet edecek. Elmaları sordu, sonra üzümleri. Defterine yazdı isimleri. Çatal Kara'yı beğendi. Yüzünün karasını. Yüzünün hasını. Uzaklara daldı. Kim bilir kimi özledi. Ya Mermişim mi? Ya karısı mı? Sırtladı ıslanmış resimlerini. Koynuna soktu defterini. Selam verip kalktı, bir şey mırıldandı. Kara dudum. Yarın gelir mi sorsam, sonra unuturum. Çatal karam. Yine gelecek anlaşılan, bir daha seslensem. Kara dudum, çatal karam, çingenem. Bugün İskilip'ten kaçtım ama nasıl? Çok sevdiğim bir kadından kaçar gibi.